Şeytan Allah'ın Muttaffifin suresi 24'te nimetin parıltılı sevincini sen onların yüzlerinde tanırsın. Ne güzel bak cennette. Parıltılı bir sevinç. Ne bir korku, ne bir tedirginlik, ne bir üzüntü. Sadece sevinçten gözleri pırıl pırıl parlıyor. Halbuki aşamaları görüyor, birçok şeyi görüyor. Ama hepsinde sevinç duyuyor. Çünkü cennete gideceğinin alameti oluşmuş. Yani selamun aleyküm diye geliyorsa Azrail aleyhisselam, seni mümin görüyor demektir. Aleyküm selam dediğinde bitti. Yani güzellik de diyor candan alır. Peygamberimize de Cebrail geliyor, söylüyor. İstersen diyor, Cenab-ı Allah diyor, senin yanına çağırıyor diyor. İstersen daha biraz daha bekle diyor. Biraz daha ömrün uzun olsun, kal ümmetin içinde diyor. Ama acele diyorsan diyor, hemen götürelim diyor. Hemen gideyim diyor Peygamberimiz. Allah çağırıyorsa hemen gideyim diyor. Kızı Fatma'ya söylüyor, başlıyor ağlamaya. En önce sen bana geleceksin amma diyor. O zaman çok hoşuna gidiyor Fatma'nın. Hazreti Fatıma'nın yani. O da Cebrail'in bildirmesi. Kızın Fatıma senin peşinden gelecek diyor. Efendim? Onu da bilmesin. Tabii çok büyük, büyük mucize yani söylüyor. O kapıyı kapatsana yavrum. Babası dedem, canım dedem, dünyanın en güzel varlığı, nezaketini anlatıyor kızına, tedirgin etmeden gideceğini, Allah katına gideceğini. Ama heyecanlanıyor tabii o. Ama ilk sen geleceksin bana, haberin var mı bundan diyor. Acayip seviniyor sonra. Bak işte tam mümin terbiyesi, Müslüman terbiyesi. Yani bir anda rahatlıyor yani. Hakikaten ilk hemen o geldi Peygamberimizin peşinden. Melekül Mevt seni kapıda bekliyor diyor Cebrail Peygamberimize. İçeri girmek için de izin istiyor senden diyor. Bak güzelliğe bak, Allah'ın sevgisinden dolayı Peygamberimize. Yoksa normal Cebrail, Ezrail kimsenin izin almaz. Öyle bir olay yok yani, herkes de direkt girer, selam verir alır. Ama Peygamberimiz de öyle bir jest, bir güzellik yapıyor Cenab-ı Allah'a. Bir nimet olarak bir iltifatta bulunuyor. Bak şimdiye kadar kimsenin izin istememiştir diyor zaten. Tarihinde yok hiç. Bundan sonra da istemez diyor. Hiç kimsenin izin istemez. Peygamberimizin izni üzerine Azrail aleyhisselam içeri girip selam verdi. Ya Resulullah, Allah-u Teala beni senin huzuruna gönderdi. Senin emrinden dışarı çıkmamamı buyurdu diyor. Halbuki Azrail aleyhisselam diyor, öyle bir şey olmaz. Ama bak Allah onun emrinde ol diyor ona. Yani. Dilersen şerefli ruhunu kabzedip ulvi aleme yükselteyim. Yoksa dönüp gideceğim diyor. Yani bir süre daha kalmak istiyorsan ümmetin içine diyor. Ama Cebrail aleyhisselam devreye gidiyor. Ey Habibullah, Allah-u Teala sana aşık diyor, biliyorsun diyor. Maşallah yani inşallah. O aşkı bilir de durur mu peygamber yani? Tabii, maşallah. Ne güzel Cebrail'in de Allah'ın sevgisini ona söylemesi. Peygamberimiz mesela çok büyük bir nimet, kolaylık. Ama aklın ihtiyarını almaz. Çünkü içinde bir ses duyuyor, kulağın içinde. Beyninde bir ses olarak duyuyor. Aklın ihtiyarını almaz bu. Yani Peygamberimiz kendi kendine konuşuyor ona cevap verirken. Yani Cebrail'in sesini kimse duymuyor. Peygamberimiz yani tek yanlı cevap veriyor cevap verirken. Peygamberimiz vefatını 6 ay sonra vefat etti biliyorsunuz. Hazreti Fatıma. Vay, çok şahane. Yüce dosta diyor. Son konuşması bu yani maşallah.
Yani ruhunun alınacağı sahneyi bilmesi çok acayip. Elini kaldırıyor, evet. Yüce dosta diyor, o kadar. Maşallah. Normalde o bilinemez yani, o kolay bir şey değil. Zaten köprücük kemiğine geldiğinde yani o şekilde insan takati de olmaz. Yani kolunu kaldıracak, konuşacak takati de olmayabilir. Çünkü o zaten başka boyuta geçmiş oluyor. Ama sırf bir ümmete güzellik olsun diye orada o konuştur diyor. Yani Azrail Aleyhisselam'ı gördükten sonra tamam zaten gelmiş. Allah herkese nasip etmez böyle yani bu şekilde konuşmayı. Normalde agoni oluyor, gözünden yaş geliyor. Yani şuursuz bakar işin doğrusu, yani ölür. Yani konuşuyor ama mesela La İlahe İllallah de diyor, La İlahe İllallah diyor ama zaten geçmiş yani öbür boyuta geçmiş yani tamam. Agoni, ölüm yani. Ölmüş oluyor zaten inşallah. Ama orada düğün bayram, öbür tarafta işte gözünden yaş geliyor falan. Mesela adamlar, insanlar geriliyorlar falan. Ama orada bayram yapıyor, milletin haberi yok. Sürekli sevinç var onda yani kesintisiz. Ölüm anında başlıyor sevinç, sonsuza kadar devam ediyor, hiç bitmiyor. Sürekli o nimetin parıltısını görürsünüz diyor Cenab-ı Allah. Peygamberimizin mübarek naşini kabri Hazreti Ali, Hazreti Fadl, Üsame ve Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh indir diyor. Biliyorsun tam vefat ettiği yerde gömüldü. Yan tarafı oyuluyor. Yan tarafı oyuluyor. Orada bir yer yapılıyor. Oraya konuyor. Sonra ahşapla kapatılıyor. Sonra üstü örtülüyor. Bir ara oranın düzenlemesi yapılırken Hazreti Ömer'in ayağı açılmış o şey yaparken mezarda böyle derli toplu duruyordu diyor. Maşallah hayret ya. Yani bak onca zaman geçmiş. Tabii yani tam diri hali gibi değil ama yani dağılmamıştı diyor. Şey olarak duruyordu diyor ayağı. Yanlışlıkla açılmış. Mezar orayı düzeltirlerken. Yani şaşırtıcı. Evet. Çünkü çok acayip vakit geçmiş evet. Arada. Evet. Mesela hastalığı sırasında Cebrail'in halatı sormaya gelmesi çok güzel. Evet. O peygamberimize tabii çok büyük bir güzellik. Evet. Biraz da peygamberimizi böyle Rahm içine açmak, yani ya Resulat diyor, cennetleri süslediler diyor sana diyor. Huri ve Rıdvan da donandı diyor. Maşallah. Yani hoşuna gitsin diye söylüyor önceden Cebrail. Ama bir ses şeklinde. Evet. Kulağına ses şeklinde geliyor. Kendisi emin oluyor değil mi? Tabii. Ama ilk başta bir şeyi var. Yani bir şaşırdı yani ilk başta geldiğinde. O Cebrail gelip onu sıktığında yani çok şiddetli bir şok yaşadı yani. Orada anlaşılıyor, beni örtün yani bayağı yüksek sesle söylüyor. Yani müthiş bir telaş meydana geldi, çok şiddetli telaş. Annemiz sağ olsun, Allah ondan razı olsun, o dedi ya sakin ol dedi. O gelen Cebrail dedi, sen de Allah'ın peygamberisin, öyle deyince rahatladı. Yani çünkü ilk destek veren olduğu için o yani olayı tam anlayamadı. Yani bir şey mi o geliyor? Yani kulağına ses mi geliyor? Yani gerçekten gördüğü doğru mu? Tam hanımı destekleyince rahatladı. Sonra işte Hazreti Ebu Bekir destekledi ki çok akıllı bir insan. Hazreti Ali destekledi. Ondan sonra kalbi ferahladı. Yoksa yani baygınlık geçirir zaten ilk olayda. Bir de sıkıyor Cebrail. Yani buna kim dayanabilir ya? Yani gökten geliyor. Yani gelip sarılıp sıkıyor yani. İnsan ne hale gelir ben düşünemiyorum yani. Bir kere de değil yani. İki kere sıkıyor. O da koşarak iniyor o her zaman tefekkür ettiği mağaradan. Doğru eve. Hanım diyor, örtün beni diyor. Allah Resulü Hazreti Ali yanına çağırıyor. Bak diyor yanağını gösterdi. Buradan
buradan darbe yiyeceksin diyor. İleride diyor, kanın da sakalına doğru akacak diyor. Önce Hazreti Ali'ye söylüyor daha sağken. Yani kanın akacağı şekli bile söylüyor. Evet. Sakalın üstüne doğru akacak diyor. İki yerden darbe alacaksın diyor. Hatta sakalını da gösterterek bu da kana bulanacak diyor. Sakalı da demiyor da evet. Bu da kana bulanacak diyor. İnsanların en kötüsü diyor başına burana vuracak senin diyor. Ki Peygamber Efendimiz'den çok sonra oldu olan bir olay bu. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer de orada dedi. Biri arkadaşı şöyle dedi, galiba şehit olacak diyorlar. Allah Resulü şöyle buyurdu, o asla kendi kendine ölmeyecek, şehit edilecek diyor Peygamberimiz. İmam Suyuti'nin hadisinde. Yani yatağında ölmeyecek diyoruz.